meseleler bir izleyenlere ben Serra Yıldırım. Ben Sıla Serçelik. Bugün Gelenekselleşmiş Meslekler Günü etkinlikleriyle sizlerle birlikte olacağız. Meslekler Günü etkinliklerini birazcık açmak istiyorum. Öğrencilerimiz aslında geleceklerini planlamak adına meslek erbabı insanlarla birebir konuşma fırsatı buluyorlar. Bunlardan bazıları mezunlarımız, bazıları da mesleklerine profesyonel olan kişiler. Siz de şu anki ortamdan biraz bahseder misin bize? Tabii ki Serra. Şu an ben de gerçekten çok samimi bir atmosfer var bu hafta. Arkamızda da gördüğünüz gibi şömine yakını. Ve mezunlarımız ve diğer mesleklerine profesyonelleşmiş kişiler yavaş yavaş gelmeye başladılar. Görevli öğrenciler de, pardon, bu da sebebini anlatmak istiyorum. Rehberlik komitemiz diyelim. Onlar bu etkinliği üstlendiler. Ve onlar oradaki görevli öğrenciler gelen kişileri de okulumuzu gezdiriyorlar. Ve onlarla sohbet ediyorlar. Aslında kendileri de bilgileniyorlar. Peki Selva, ben sana sormak istiyorum. Bu senin 4. mesleğin. Geçen senelerde katıldığın günler seni nasıl etkiledi? Sen meslek seçiminde herhangi bir değişikliğe sebep oldun. Biraz bahsedebilir misin? Ben aslında okula geldiğimden beri hukuk okumak istiyorum. Bunu Suda çok yakından biliyor aslında ama benim bugünden, yani böyle bir etkinlik benim mesleki anlamdaki düşüncelerimi nasıl değiştirdi? Benim hukuk anlamındaki dallanma aşamasında beni çok etkileyen bir sınav olmuştu. Ben lise 1'deyken yine okulumuzdan mezun olan bir bayan, hukuk anlamında kendini çok donanımlı bir şekilde geliştirmiş bir bayan bize sunum yapmıştı. Ve onun yaşam tarzından, yaşadıklarından, müvekkillerinden o kadar etkilenmiştim ki hani resmen o kadını idol olarak almıştım kendime. Yani bu sadece bir kendimden bir örnek. Hani senin de çok örneğin vardır ama böyle etkinlikler okulumuzda öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri açısından ve kararlarını, kafalarındakileri netleştirmeleri açısından çok önemli. Senin böyle bir anın var mı bize söyleyebileceğin? Serra, valla çok güzel ifade ettin. Yani ben size şunu söyleyebilirim. Akademik anlamda öğrenciler lise 3 ve lise 4'te tamamen çoğu, en azından öyle diyeyim, hedeflerine kilitlenmiş oluyorlar ve bu hedef doğrultusunda çalışıyorlar. Ama onun dışında daha küçük sınıflarda öğrenciler bugün sayesinde meslekleri daha yakından tanıyorlar ve kendilerine bir yol çiziyorlar. Mesela Serra, ben de başta senin gibi hukuk istiyordum. Ama bugünden sonra gelen mezunlardan biriydi benim etkilendiğim bir şey. O yurt dışında hukuk okumanın aslında tahmin ettiğimiz kadar kolay bir şey olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine mühendisliğe yönlendirildim. Ondan sonraki sene mesela endüstri mühendisliğine katılmıştım. Ve çok etkilendim. Şu anda da ikimiz de lise 3 öğrencisiyiz. Ve ben endüstri mühendisi olmak istiyorum. Serra da biraz önce söylediği gibi hukuk. Öyle yani Serra. Şu anda lise 3'lerin de aslında son kez katılacakları bir etkinlik. Bu lise 4 öğrencilerimiz artık 5. katılmaları beklenmiyor onlardan. Çünkü artık onlar her şeyi belirlemiş. Hani fokuslarına odaklı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. O yüzden de onu da belirtelim. Lise 4 öğrencilerimizin katılımı gerçekleşmiyor. Sude, istersen şimdi Selin'i bekliyor. Selin'i çağıralım yanımıza. Tamam. Selin gel. Gel. Ortamı alalım. Selin de kendisi de lise 3 öğrencisi ve bu etkinlikte aslında çok önemli bir göreve sahip. Birazdan yayınlayacağımız assembly'de de kendisi assembly'ye sunacak. Sen rehberlik komitesi öğrencisi misin? Veya bu etkinlik için ne gibi çalışmalarda bulundunuz? Bugün bizimle biz nelerle karşılaşacağız? Biraz bahsedebilir misin? Merhaba Suda, Serra. Öncelikle teşekkür ediyorum ikinize de. Benim rehberlik komitesindeki 3. yılım olacak ve sunuculuk yapacağım bu assembly'de de. Ve rehberlik komitesi olarak açıkçası 2-3 haftadır bu assembly için çok çalışıyoruz. Çünkü ilk olarak kimlerin geleceğini belirledik. Daha sonra bunun işte öğrenciler tarafından kimlere röportaj yapmak istediklerini veya kimlerle konuşmak istedikleriyle ilgili bir form yollandı. Sonuçlarına göre öğrenciler düzenlendi. Daha sonra da assembly programı ve konuşmacılar ayarlandı. O yüzden zorlu bir çalışmaydı ama bu öğrenciler için ve yani benim için açıkçası lise 3 öğrencisi olduğum için gelecek için çok önemli olacak. Çünkü insanlarla konuşma fırsatları elde edeceğim. O yüzden dolayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Selin zaten çok güzel anlattı bize bütün aşamaları, seçim aşamalarını. Gelen konuşmacı hakkında bize bilgi verir misin? Çünkü bu sene Garik geliyor ve kendisi önemli bir insan. Bize biraz bahseder misin onunla ilgili? Talgari ile ilgili zaten detaylı bilgi kendisi de verecektir. Assembly'de de açıklayacağız ama Talgari Alarko işte bünyesinde çalışan yönetim kurulu üyesi ve ayrıca da işte yeni Bahçeşehir Üniversitesi'nde yeni bir lider projesinde hepsine kurulunda ve şeyinde yardımcı olmuş, işte yönetim kurulunda üye olan bir sayın Talgari. Çok güzel bir şey. Ona da bayağı aramızda görmek
bu tür kariyer günü etkinlikleri öğrencilere tabii ki çok faydası var. Bunun dışında mesleğe özel olarak yani tasarım alanında yönlendirmenin önemi hakkında biraz bilgi verir misin?